Selam arkadaşlar, nihayet akvaryumu temizledik. Son videoda paylaştım, gördünüz, bayağı bir kıl kurdu istilasına uğradık. Temizlemesi zor oldu gerçekten. Sump sistemi kullanıyorum, biliyorsunuz, içindeki malzemeleri çıkarttık. Hepsini akvaryum suyuyla yıkadık. Hatta biraz da kurumaya koydum. Çünkü aradaki belki yaşayan kıl kurtlar olabilir diye. Kumu çıkardım. Kumu kullanmayacağım zaten. Kum imha, çöpe gidecek. Yeni kum alacağım. Şimdi burayı ciklet, damızlık ciklet akvaryum yapacağız. Yani tam değil, yarım damızlık ciklet akvaryum yapacağız. Hani burada size örnek göstereceğim. Ciklet akvaryumu nasıl olmalı diye. Süs eşyaları falan var. Gizlenme alanları var. İşte plastik borular var. Bunlarla alakalı birazdan yakın çekim yapacağım. Öncelikle tabi videoya beğeni atarsanız sevinirim. Beğeni atmayan arkadaşların canı sağ olsun. Şimdi çok soru var. Instagram'dan yetişebildiğim sorulara cevap veriyorum. Mesela 35, 40, 50, 70 litre akvaryumlarda ciklet beslemeye çalışan akvaryist arkadaşlar var. Yani minimum 200 litre tavsiye ediyorum. 200 litrenin altında ciklet beslenmesi biraz zor. Özellikle karma ciklet daha zor. Hani tek tür belki olabilir yavru ama 200 litrede de tabii tek tür olmalı. Sarı prenses veya mavi prenses, işte Iceman gibi tek tür olabilir. Karma ciklet akvaryumu biraz büyük olması lazım. Şöyle 300, 500, 600 litre gibi. Şimdi buradaki bütün malzemeleri yıkadık bildiğiniz gibi. Mesela gizlenme alanlarına çok önem veriyorum ben cikletlerde. Mesela diğer türler de öyle. Gizlenme alanı isteyen balıklar var. Mesela daha önceden Challenger köpek balığı vardı. Gizlenme alanı istemiyor. Zaten devamlı geziyor. Mesela sabit duran balıklar var. İşte ciklet veya mesela işte bıçak balığımız var. Bunlar gizlenme alanı isteyen balıklar. Özellikle karma cikletimiz olduğu için gizlenme alanları şart arkadaşlar. Şu an elinde olan taşlardan koydum. Plastik borulardan koydum. Belki biraz abartmış olabilirim. Hani size paylaşmak için göstereceğim. Suyunu falan ilave ettikten sonra gözümüze batan kısımları çıkaracağız. Mesela şu fazla taş var. Arkada süs, şöyle bir kırmızı bir süs, akvaryum süsü var. Onu çıkartabiliriz. Suyu koyacağız. Normal çeşme suyu koyacağız. Buradan da katlı akvaryumdaki damızlık altı cikletlerin olduğu tanktan su ekleyeceğiz. 2-3 gün çalışacak. Şöyle bir gün önce bir motoru çalıştıracağız. Sump motoru çalışacak. Su kendine geldikten sonra ısıtıcıyı takacağız. Zaten derecemiz var, termometremiz var. Su ısıtıcısını gösteren termometremiz var. Mutlaka yani ısıtıcı koyduğumuz zaman termometre olmalı arkadaşlar. Bazen çünkü ısıtıcıların termostatı çalışmayabilir. Siz 28'i alırsınız ama akvaryum 30 dereceye gelir. Fark edemezsiniz. Şöyle bir yakından bir paylaşayım içinde neler var. Daha sonradan suyu koyacağız arkadaşlar. İçinin malzemesini hep yıkadığım için, mesela pipoyu falan yıkadım. Hortum, hava hortumunu takmadım. Şu an sessiz. Gördüğünüz gibi hava hortumlarından hava geliyor. Mesela burada sump sistemimizin içinde malzemeleri yıkadık. Elyafı yeni koydum arkadaşlar. Şöyle makarna taşımız var. Plastik boruları bu şekilde yaptım. Şöyle mesela denizden topladığım taşlar var. Bunlarla dizayn ettim. Şimdilik kum koymayacağım. Tabii kum olması lazım ama şimdilik kum koymayacağım. Belki yine kıl kurdu çıkabilir. Zaten onlar kumda oluşan bir canlı. Bu şekil. Mesela BioLife'ın yüzen filtresi var.
sumpumuz var, pipomuz var. Artı arkada bir tane de şöyle uzun hava taşımız var. Onu koyacağız. Daha sonradan da balıkları ekleyeceğiz arkadaşlar. Burada hızlı boylandıracağız. Çünkü çok burada balığımız var. Bunlardan koyacağız. Zaten burada birkaç gün sonra hemen hemen bu balıkların yarısı da satılmış olacak. Evet, dizaynı yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar, lütfen beğeni alalım. Beğeniler çok eksik geliyor. Videolarımız daha çok izlenmesi lazım. Bakın, bunu en detaylı şekilde paylaşıyorum sizinle. Instagram'dan sorularınızı cevaplıyorum. Hatta Instagram'da birkaç videomu izleyen kişiler var. İşte hangi videoyu izledin dediğim zaman resmini atıyor ama resmine bakıyorum, like atılmamış. Yani gerçekten bir emek veriyoruz burada arkadaşlar. Sizle paylaşıyoruz. Birçok yeni hobiye başlayan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu video çekmek de kolay değil. Buna da bir zaman ayırıyoruz. Sizle paylaşıyoruz. Onun için kanala abone olup beğeni atalım. Emeklerimiz boşa gitmesin. Hani bu hobiyi yapan arkadaşlar, bu işi seviyorsak, bu iş tabii paylaşınca güzeldir. O yüzden beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdi suyu hortumu takıp çeşmeden ekleyeceğiz. Evet, ara yerlerde videolarımı çekmeye devam edeceğim. Süreçleri sizle paylaşacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü var. Güzel oldu. Evet, 3 yemek kaşığı da kaya tuzu attık arkadaşlar. Su dolmaya devam ediyor. Kaya tuzunu da tabii ilk böyle su eklediğim zaman koyuyorum kaya tuzunu da. Normalde pek kaya tuzu kullanmıyorum. Sadece akvaryuma ilk su eklediğim zaman kullanıyorum. Evet. Biraz daha dolduktan sonra diğer akvaryumdan su ekleyeceğim. Faydalı bakteri kültürü çabuk olsun diye. Evet arkadaşlar, suyu bu kadar doldurduk. Mesela bu da dip çekimi yaptığımız, mesela bu balıkları koyacağımız için buradaki tanktan dip çekimi yaptık. Bu sudan koyacağız. Tabi dibindeki pislikleri koymaya gerek yok. Buradan buraya ekleyeceğiz. Sonra pipo filtreyi falan takacağız. Sump motorunu çalıştıracağız. Şöyle 3 gün sonra da balıkları ekleyeceğiz. Zaten faydalı bakteri oturmuş olacak. Isıtıcıyı da takacağız. Isıtıcıyı bir gün sonra, suyu filtreyle çalıştıktan bir gün sonra koyacağız. Şu an su çok soğuk. Ortam sıcaklığına alışması için bir gün sonra takacağız. Evet, olay bu. Bu süreçten sonra balıklar ekleyeceğiz. Ve hızlı gelişimini zaten göreceğiz. Gördüğünüz gibi burada ağız dolu balıklarımız var. Hatta çiftleşmeye başladılar. Bunlar koyduktan sonra buradaki balıkları boylandıracağız. Hatta buradaki frontozaları da alacağız buraya. Burası geniş çünkü burada çabuk boylanması lazım. Evet, süreç böyle. İşimiz devam ediyor hala. Evet, 2 kova akvaryum suyu koyduk. Pipo filtreyi taktık, diğer havayı taktık. BioLife'in yüzen filtresini taktık. Şimdi sumpu çalıştıracağız. Sumpu çalıştıralım. Fişini de takalım. Bismillah diyelim. Evet. Sub motoru da
çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde 3 gün çalışacak. Zaten 2 kovada akvaryum suyu ekledik. Biraz da balık pisliği ekledik ki faydalı bakteri çabuk oluşsun. Evet, süreç böyle. 2-3 gün sonra akvaryum oturmuş olacak. Daha sonra da balıkları ekleyeceğiz. Güzel bir kurulum oldu gerçekten. Dizayn da bu şekil. Yani örnek bir akvaryum arkadaşlar. 300 litre karma ciklet için uygun bir tank. Bu şekilde. Zaten biliyorsunuz diğer akvaryumlar gibi berrak olacak. Evet canlar, görüşmek üzere. Bundan sonraki videomuzda ciklet balıkları eklerken paylaşacağız inşallah. Şu an dinlenme sürecine geçsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.